Merhabalar değerli dinleyicilerim. E, Safa kanalına hoş geldiniz. Bu videoda DENT coin analizini e yapacağız. E, arkadaşlar DENT e, 31 desteğinden, desteğinden tepki alıp güzel bir yükseliş yaptı. Şu şekilde e, %75'lik bir yükseliş yaptı. E, şu an 44 e, desteğini tutunmaya çalışıyor. E, 44 desteğini altına atarsa arkadaşlar ilk ara direncimiz 41 seviyesi. Onun altına da bir kırılım gelirse tekrardan e, 31 seviyesine kadar bir düşüş gelebilir. E, şu an market çok volatil. Bitcoin düşen trendin üstüne atmaya çalışıyor arkadaşlar. 50800 bin dolar civarında tutunmaya çalışıyor. Eğer Bitcoin terse düşmezse zaten den yükselişlerine devam eder. Şu şekilde 55 74 seviyesinin üstüne atıp yükselen trend oturur ve ilk deneyeceği direnç 7674 direnci arkadaşlar. Zaten bu boyunca bandı da iyice daralmış. Şu şekilde hani patlama Yakında boyuncil bandının daraldığında arkadaşlar coin'in kaldırılacağını, e, hacim girince kaldırılacağını söylüyorduk. E, hareketli ortalamalar da iyice zaten e, düşmüştü arkadaşlar. E, hani bir hareketli ortalamalar ve boyuncil bandı e, birleşince arkadaşlar, şu şekilde, e, şurada gösterebilirim. Hareketli ortalamalar artık birbiriyle birleşmiş arkadaşlar. 50 günlük, 20 günlük, 100 günlük ve 200 günlük. Boyuncil bandı da iyice daralmış. Hani burada artık e, şey akümün olması süreci bitiyor arkadaşlar ve e, yüklü miktarda hacim giriyor. Coin'i kaldırıyorlar. Mesela şu şekilde %288 bir yükseliş yapmış burada fakat şu an e, e, şu an bu kadar yükselmemesinin sebebi Bitcoin arkadaşlar Bitcoin kritik bir seviyede e, hani buradan dump yeme ihtimali var attığı yerde bunu kapatma ihtimali var o yüzden altcoinlerde hacim girmiyor arkadaşlar hani e, panik havası var bekliyor hala market genel olarak. Maker bekliyor arkadaşlar. Hani bu güzel bir yükseliş ama yeterli değil. Dent için yeterli değil arkadaşlar. Eğer dediğim gibi Bitcoin'de ters bir durum olmazsa zaten 5000, 5574 seviyesinin üstüne attıktan sonra şu 6618 yükseliş trendinin üstüne atar. Yükselişine devam eder. Bizim için iki kere deneyip kıramadı. Şu şekilde 7674 direnci güçlü bir direnç. Bunun üstüne atarsa arkadaşlar eğer Dent şu şekilde ATH denemesi gelebilir. Hani aslında bir çanak e, yapısı oluşturmuş diyebiliriz dentte Arkadaşlar e, şu şekilde bir çanak yapısı var. E, çanağı uzatmak gerekirse. Çanağın derinliği kadar bir hedef vermek gerekirse. Hani e, bu kırsaydı burada eğer çanak e, çanak yapısını oluşturacaktı arkadaşlar. ATH'ne kadar yolculuğu başlayacaktı zaten. Şu şekilde. Yani bu şekilde çanak yapısını oluşturup çanağın derinliği kadar bir yükseliş gelebilecekti. Fakat e, burada direnci kıramayıp Kıramayıp arkadaşlar e, tekrardan bir düşüşe geçmiş e, şu şekilde. Yani küçük bir çanak yapısı oluşturmuş. Çanak kıramayınca e, düşüşe geçmiş. Bitcoin düşüşüyle birlikte de zaten burada e, 45-44 desteğini kırıp e, 31 seviyesine kadar bir düşüş geldi. E, dediğim gibi hani şu an hacim girmesini bekliyoruz. Marketin e, genel olarak arkadaşlar dönmesini bekliyoruz. Bir saatlik grafikte bakmak gerekirse dantide. Yani şu şekilde... E, Boeing'in bandının üst bandına kadar attı ondan sonra zaten banda tekrardan oturdu bandın ağzı açık değil arkadaşlar bu e, kısa sürede yani kısa vadede yükselişin devam etmeyeceğini gösteriyor bize zaten şu an destekle tut, tutunuyor e, Bitcoin şu an arkadaşlar e, hani yükselecek mi düşecek mi bunu e, bekliyorlar piyasada e, genel olarak bir hacimsizlik söz konusu dediğim gibi şu an piyasaya çok dikkat etmek gerekiyor bütün altcoin'lere de dente de. E, hacim de gittikçe azalıyor zaten. Bir de düşen trende oturmuş arkadaşlar hacim bunları. E, bir OBV'ye bakmak gerekirse OBV e, 140 seviyesine kadar çıktıktan sonra arkadaşlar 140 seviyesini kıramamış. 3 kere denemiş. E, ondan sonra aşağı aktarmış. Şu şekilde şu an e, 137 seviyelerinde e, ilk destekleyebileceğimiz yer OBV'de. E, şu şekilde bir 4 saat grafiğimizi açalım. 4 saat grafikte destekli, destekleyebileceğimizler arkadaşlar ee, şu şekilde 99 seviyesi bizim için bir destek ee, dediğim gibi az önce ee, 4 saat grafikte de 100, 108 seviyesi OVV denge işlem halinde bizim için bir e, direnç arkadaşlar bunu kıramayıp tekrardan düşmüş işte diyorum ya arkadaşlar hacim yeterli değil piyasadaki hala hani market dönmüş değil o yüzden hani bu yükselişler e, tepki yükselişi bitcoin'e destekten tepki aldığı için altcoin'lerde bitcoin ile birlikte tepki yükselişi yaptı yeterli bir yükseliş değil yani hacim de zaten yeterli değil dediğim gibi. Şu anlık piyasaya çok dikkat etmek gerekiyor. Evet, Dent güzel bir proje, güzel bir coin. Zaten inanılmaz derecede yükseldi arkadaşlar. Yani Tekrar aynı yükseliş yapıp vatıraşına doğru gelebilir. E, fakat e, çok yükseldiği için akümlü olma süreci de uzun sürer arkadaşlar. E, burada dediğim gibi, gelmeye çalışmış, tekrardan aşağı kırmış. E, aynı pozisyonu gerçekleştirecekti zaten yükseldiği zaman. 7674 direncini deneyip e, Kırıp ondan sonra ATH yolculuğu başlar. ATH seviyesi zaten e, 0.22 seviyesi arkadaşlar. Hani şu şekilde bir hacim girse, yani şuradaki gibi hacimler girse arkadaşlar dente, o e, kırar, e, bu direncini kırar, e, güzel bir yükseliş yapar ama arkadaşlar öyle bir hacim girmiyor. E, şu an Mark e, şey maker tutuyor, dent, dent tutuyor arkadaşlar. Böyle çok yükselmiş coin'ler hani e, uzun bir süre akümlü olur arkadaşlar. Ondan sonra yürütürler coin'i. Hani e, hemen yürütmezler öyle. Yürüdüğü zaman da zaten inanılmaz bir yükseliş gelir. Hani şurada gösterebilirim, ee, bir bakalım şu şekilde. Hani mesela geçmiş grafiğine. Ee, burası e, 15 Eylül 2020 tarihi arkadaşlar uzun bir süre akümlü olmuş düşmüş hatta. Hani açıldıktan sonra 28 Ağustos 2019'da açılmış. Açıldığından beri düşmüş arkadaşlar coin. Ondan sonra zaten e, şey e, yükselmiş bir bakalım ne kadar bir süre akümlü olma süreci olmuş. E, şu şekilde. Arkadaşlar. E, şu şekilde 494 günlük bir akümüle olma süreci olmuş. Yani çok uzun bir akümüle süreci dediğim gibi. Hani çok uzun akümüle olduktan sonra böyle bir yükseliş gerçekleştirmiş arkadaşlar. Yine aynısı olacak. Ee, sadece hani e, bir 7774 bir yükseliş gelmiş. Yine aynısı olacak fakat e, beklemek gerekiyor arkadaşlar. Sabretmek gerekiyor. Hani böyle bir yükseliş görebilmek için. Akümüle olma süreci çok uzun olması çok normal. Geçmişte de e, çok uzun akümüle ol, olmuş zaten. Evet burada bir. Hani kırmayı denemiş hacim yetersiz. Yani arkadaşlar şunu anlayabiliriz burada. E, hala mal toplama süreci bitmedi. Mal toplama süreci bittiğinde dent yürütürler. Hani bu boğada e, bitcoin döndüğü zaman bu dent, e, şey, dent yürüyebilir. Hani inanılmaz derecede bir yükseş gelebilir. Zaten hani şöyle düşünün. Hani arkadaşlar unutulmuş coin'ler var ya daha yükselmez denilen coin'ler. O coin'leri yürütürler yani. yani bir coin unut unutulursa arkadaşlar o coin'i yürütürler. Tekrardan kaldırırlar malı. Önemli direncinin üstüne atarlar. Herkesi mal malı sokarlar yükselirken. E, fomalandırıp yani market markette hacimde birini sıraya oturtup e, o malı fomalandırıp ATH'ine kadar getirtirler. ATH'ını da kırdırtırlar. Ondan sonra insanları tekrardan fomalandırıp mala sokarlar arkadaşlar. Tekrardan vururlar aşağıya. Yani market döngüsü budur. Bir coin unuttururlar size. Ondan sonra e, tam unuttuğunuz anda veya zararda zarardaysanız pozisyondan çıktığınız anda arkadaşlar coin'i yürütürler. Hani ben hiçbir zaman zararda pozisyon kapatmıyorum arkadaşlar. Ee, hani her zaman stop kullanıyorum. Ee, takipçilerimize de söylüyorum zararda pozisyon kapatmayın diye. Hani scam proje arkadaşlar bir coin'e güveniyorsanız, yatırım yaptıysanız, uzun vadede tutacaksınız. Neden ee, zararını kapatıyorsunuz ki? Kardayken en uzun vadede tutacağım ben bunu e, diyorsunuz. E, tutuyorsunuz satmıyorsunuz e, %20 %10 zarar edince satıyorsunuz hani bir sene hedef veriyorsunuz %10 zararı gelince satıyorsunuz arkadaşlar hani yatırım yapın e, bu piyasada hodl her zaman kazanır yatırım yapan sabreden bu piyasada asla kaybetmez bu yüzden yatırım yapın arkadaşlar yani örnek veriyorum mesela dent düştüğünde alsaydınız hani şuralardan fark etmez arkadaşlar yani bur buralardan alsaydınız hani şuralardan satardınız örnek veriyorum veya hani 76 seviyesinde hadi tuttunuz diyelim arkadaşlar hani hiç zararınız bile olmazdı Diğer altcoin'lerde de bu durum böyle. Her altcoin'de de durum böyle arkadaşlar. Sabreden hiçbir şekilde zarar, zarar etmez. Her zaman kazanır. Yani kısa Ama e, e, yatırım yapıp kaybedenler arkadaşlar. E, ben bir iki sene tutacağım. Yani şu hedefe gelmeden satmayacağım deyip %10, %20 düşen düşünce satanlardır arkadaşlar. Onların elinden malı topluyorlar. Sonra coin'i kaldırıyorlar. Onlar tekrar fomolandırıp e, işleme sokuyorlar. Tekrardan düşürüyorlar. Hani market döngüsü bu şekilde. E dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar buna. E şu an bir e, süper trend indikatörüne bir bakalım. E, yeşil mi yakmış, kırmızı mı yakmış. Aa, arkadaşlar günlük daha hala kırmızı yakmış mesela süper, süper trend indikatörü diyorum yani yeterli hacim girmedi. Bu bir yükseliş değil. DENT için diğer altcoinler için bu bir yükseliş değil arkadaşlar. Tamamen bir tepki yükselişleri. Tamam %70'lik bir yükseliş güzel bir yükseliş diyebiliriz ama arkadaşlar yeterli değil. DENT gibi bir coin için e, çok daha fazla yükseliş gerekiyor. Hani e, ATH'ını falan denemesi gerekiyor. gerekiyor. Dediğim gibi 7674 seviyesini kırdıktan sonra ATH denemesi gelmesi gerekiyor. O yüzden e, Bitcoin'e dikkat etmek gerekiyor şu an. Bitcoin döndüğü zaman e, dump, dump yedikten sonra e, döndükten sonra ya da 53.000-54.000 doların üstüne attıktan sonra arkadaşlar DENT'in e, ilk deneyeceği seviye 7674 seviyesi. Onun üstüne de atarsa zaten arkadaşlar hani önünde direnç yok diyebilirim. Yani şu şekilde... E, 0.12'de birazcık takılır e, Kırmaya çalışır ondan sonra Direkt ATS seviyesi arkadaşlar e, Bu şekilde Dente durum e, Acil bir video olursa ben tekrardan video çekerim Canlı yayınlarda da bahsediyoruz zaten sürekli e, Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi e, Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın Paranın altında kalmaz dileğiyle.